Efendim dün şöyle bir şey oldu. Ben daha odamdaydım, buradan çıkmamıştım. Bir telefon geldi. Yağmur Damla'nın biliyorsunuz bir arkadaşından bahsetmiştik, erkek arkadaşından. İsmi geçince yok şimdi ne yapalım? İsmi geç, ay, onun yanında mıymış? Tamam, değilse Hasan Hüseyin'in annesi telefon hattımızdaymış. Onun yanında değilse ne yapayım? Baksın çocuğuna, o da gelsin baksın çocuğuna. Öyle yok, çocuğuma bakamadım. Çalışacaksın, edeceksin, ne yapacaksan da ona göre bakacaksın çocuğuna. Yok başka çaresi. Yani hiç bir şey kabul etmiyorum bir anne olarak. Dün ATV'nin bağlamacı binasına Yağmur Damla'nın gittiği çocuk, babası, abisi, avukatlarıyla beraber kızı teslim ettiler. Ne güzel, aferin. Valla getirdiler, aferin. Ben de konuştum kendileriyle. Haberleri yokmuş bravo. Yağmur'un oğluyla beraber gittiğinden. Yağmur'un fotoğrafını görünce, oğullarının da isminin geçtiğini görünce baba zaten sabah hemen aramış. Çocuğun 16 yaşında olduğunu da hani öğrenince onlar da çok büyük panik yaşamışlar. Kızın evet. 16 yaşında olduğunu öğrenince. Vallahi aldılar kızı, getirdiler. Anne de buradaydı. Burada haberi verdik. Gittiler ATV'de buluştular. Bakın izleyelim. 16 yaşındaki Yağmur Damla 21 Mayıs'ta İstanbul Levent'ten kayboldu. Anne Tülay Damla dün yayınımıza gelerek kızının fotoğraflarını paylaştı. 16 yaşındaki Yağmur arıyor. Ailesiyle beraber Gültepe'de yaşıyormuş. 21 Mayıs'tan beri kayıp. Anne Tülay Hanım burada erkek arkadaşı var Atakan diye. Evet. Atakan da demiş ki benimle beraber değil. Ama 19 Mayıs'ta gittikten sonra 22 Mayıs'ta Atakan'ı sabit bir numaradan aradığını söylemiş Atakan. Ve bana iyiyim dedi demiş. Evet. O saatten itibaren siz haber alamıyorsun. 16 yaşında kızı yanınıza tutamazsınız. Bak tutmayın da. 16 yaşındaki bir çocukla evlenemezsin, gezemezsin, tozamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Ha, yapıyor musun kardeşim 20 yaşında birisi olarak? Gidersin 8 yıldan başlayan hapis cezasını yatarsın. İster evlen, ister çocuk yap, ister onu yap, ister bunu yap. O cezayı yatıyorsun kardeşim. Yatmamak için de elinizi şu küçük çocuklardan çekin. Bu çocuğun da yeri anasının yanı. Sen bir ara bizi. Hadi neredeysen gelelim alalım. Ve Müge Anlı'nın bu çağrısından sonra Yağmur'un yanına gittiği arkadaşının ailesi Yağmur'u alarak ATV'nin Balmumcu binasına geldi. Beyefendi hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum kızı getirdiğiniz için, çocuğu getirdiğiniz için. Çok iyi yapmışsınız. Yani şöyle bir konu var Müge Hanım. Tabii bizim konuyla bir alakamız yok. Biz sizi devamlı seyrettiğimiz için televizyonla. Anamız Atakan'ı aradık. Atakan baba dedi tamam benle beraber. Ben dedim ki oğlum tamam ne olursa olsun işin en doğrusu, en yapacağımız işi yapmamız lazım. Hemen götürmemiz lazım. Yani kendi oğlunuzu da, kendi oğlunuz için de en doğrusu bu, çocuk için de en doğrusu. Ben tabii, sizi tebrik ediyorum. 17 yaşında. Bizim ailemizde böyle bir şey yok. İlk defa böyle bir şey zaten olduğu için. Ben sizi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bence en doğrusunu yapmışsınız. Allah razı olsun sizden. Size de zahmet verdik. Ben çok tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum size. Tabii, ne demek, ne demek. Sağ olun efendim, çok memnun oldum görüştüğümüzde. Şimdi ben annesini gönderiyorum oraya. Siz annesine teslim edelim. Eğer çocuğun zaten bir problemi varsa sosyal hizmetler devreye girer. Sağ olun, Allah bin kere razı olsun. Anne Tülay Damla kızının bulunduğunu stüdyomuzda öğrendi. Büyük bir sevinç yaşadı. Bir şey yok inşallah. Kızım bulundu. Nerede? Salonda kızlar. Nerede bulmuş? Ben biraz daha kullanmaya getireceğim. Tamam. Çok sağ olun. Bugün haberlerde kendimi gördüm. Atakan'ın babası, abisi falan Atakan'ı aradı. Annemi gördüm programda. Ağladı falan. Not yazdığımı görmüş. Beklemiyordum. Şaşırdım. Sadece annemi üzgün gördüğüm için pişmanım. Başka bir şey için pişman değilim. Kıyamıyorum anneme ben. Anneme anlatacağım her şeyi zaten. Annemle bir yol çizmeye çalışacağım. Heyecanlısındır herhalde. Çok. Kaç gün oldu? Pazar günden bu yana. Gittiği gece ben hasta şifa oldum zaten. Çok kötü bir şey ama kimseye vermesin için. Alo. Canım Yağmur bulunmuş. Evet beni yanına götürüyorlar. Konuşmuşlar Yağmur'la da. Hadi çıkın artık. Bay bay. Babam aradı sabah. Yatıyordum. Televizyon açar mısın dedi. Açtım baktım. Yağmur'un annesi orada. Ondan sonra ekranda onun resmi var falan. Şaşırdım. İşte konuştum, ailemle falan iletişime geçtim.
Yağmur'un haberi olmadan ailemi aradım. Öyle yani geldiler bir anda işte. Yağmur da yumuşadı bu an annesini falan görünce. Yağmur'u versem ayrı bir dert benim için. Vermesem çok ayrı bir dert. İnsanlar arıyor. Balmumcu ofisimize getirdiğimiz Tülay Damla ve kızı Yağmur hasretle kavuştu. Ben öldüm. Güzel kızım, prensesim. Bir tane. Ben hastanedeydim zaten evvel gün. Bebeğim yok diye ben onsuz uyuyamam ki. O biliyor. Güzel kızım dedim. Yok hayır. Yani bu kadar yani zaman 2-3 gün sürer diye düşünüyordum. Bazı problemler varmış. Onları annem aracılığıyla çözeceğiz dedi zaten. Tabii ki. Ne sorunu varsa her şeyi hallederiz biz kızımla konuşur. Her şeyi hallederiz. O biliyor. Değil mi kızım? Çok mutluyum. Müge Anlı'ya çok teşekkür ediyorum. Ne diyebilirim ki? Tülay'cığım da buraya da gelmiş galiba. Gel Tülay'cığım, gel gözün aynı. Gel gözün aydın canım benim. Bugün daha iyisin. Çok teşekkür ederim. Çok canım benim, gel gel gözün aydın. Deriz inşallah diğer bütün yakınlarını arayanların başına. Evet. Ay vallahi çok sevindim. Aydın. Evet. Gayet aklı başında bir kız, ben de konuştum kendisiyle. Evet. Gidip arkadaşlarına beraber kalmış. Aslında erkek arkadaş falan mevzusu değil. O evde bir takım sıkıntılar yaşadığını düşündüğü için. Evet. Çünkü Tülay Hanım'la konuştum, aslında anlattığı sıkıntılar bizim evde yok diyor. Hani o da biraz abartıyor diyor. Evet. Hocam işte aslında buralarda tabii işte sizlerin fikirleri çok önemli. Ama her birimizin tabii sizlere yetişme imkanı yok. O yüzden buradasınız. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Onlar bir şey istiyorlar. Anne baba karşı çıkıyor. İşte çatışma başlayınca da. Bazıları, Allah'tan hepsi değil ama bazıları gitme yolunu seçiyor. Evet. Şimdi ergenlik döneminde hayata bakışları farklı olabilir ergenlerin. Yani annenin babanın düşündüğü gibi düşünmeyebilirler. Farklı bir düşünce geliştirebilirler. Özellikle hep söylüyorum ben, 15 yaşından sonra anne baba sevgisi ya da kıymeti doğal olarak o kadar çok değildir çocuklarda. Niye hocam öyle oluyor? Yani bağımsızlaşma dönemine giriliyor yavaş yavaş. Tek başına ayakta kalabilme dönemine giriliyor. Ama hesaplar iyi yapılamıyor. Tecrübe yetmiyor bu yüzden. Dolayısıyla farklı farklı görüştüğünü sanıyorum. Ben eğer müsaitlerse genç kızımıza ben destek vereyim istiyorum. Tabii benim canım oluruz. Çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür Allah dinleri razı olsun. Çok teşekkür ederim. Kızımız da burada. Ben şimdi onu ekrana çıkartmayalım dedim. O da burada. Ama Arif Hoca bak böyle dedikten sonra yüzünde giricikler atıyor ya. Canım benim vallahi çok sevindim. Çok inan. Ben tabii Atakan'ın ailesini de kutluyorum. Evet. Bakın yapılması gereken budur. Kusura bakılmasın. Bütün çocukları severiz elbette. Çocuk sevgisi öyle bir şey. Sadece kendi çocuğunu sevmek değil. Ama ve lakin böyle bir durumda ben kendi çocuğumu düşünürüm kardeşim. Niye benim oğlum gitsin de cezaevlerinde çürüsün? Bak çürüsün diyorum, başka hiç başka bir şey söylemiyorum. Niye benim buncacık çocuğum gitsin cezaevlerinde yatsın, mahkeme kapılarında sürünsün? Atakan'ın ailesinin yapmış olduğu bu girişim benim bütün ailelere örnek olsun. Örnek istiyorum. Olacak evet. Ve de çocuğunu da büyük bir beladan kurtardı. Evet, kurtardı evet. Hukuki bakımdan, cezai yönden de herhangi bir şey yapmadan pişmanlık duyup sahibine teslim edildiği takdirde cezai müeyyide uygulanmaz diye ceza yasamızda madde var. Evet. Bunu hep söylüyoruz. Bunu örnek bir aile olarak bu aile gösterdiği için hakikaten kutlamaya değer. Diğer ailelere de örnek olsun. Şimdi sen de mesela değil mi, o aileye karşı tavrın da farklı. Değişti tabii. Tabii. Çok. Sen de şimdi onlara minnet duyuyorsun. Tabii. Çok doğru bir şey yaptılar. Tabii. Helal olsun, örnek olsun. Evet. Bakın bunu söyledim daha önce, yine söyleyeceğim. Bir Amerikan filminde izledim ve bayıldım.
ev partileri yapıyorlar ya orada mesela, böyle üniversiteli gençler, evet, falan. Evet. Üniversiteli gençler ev partisi yapmışlar. İki tane de 15-16 yaşlarında lise öğrencisi kız. Kendilerini üniversiteli gibi gösterip zaten hani boy pos ortaokuldan sonra hep aynı. Giyiniyorlar, süsleniyorlar, gidiyorlar. Birisi diyor ki çocuklara, ya diyor bu iki kız diyor liseli diyor. 16 yaşında diyor. Partiyi düzenleyen çocuk diyor ki hemen gönder. Hemen gönder, başımızı belaya sokmayalım diyor. Bravo. Bak o söyleyen de işte 19-20 yaşında. Tabii. Hemen gitsinler buradan. Başımızı, bravo, polisle belaya sokamayız diyor. Evet. Yani bu bilincin yerleşmiş. Bak o bilinç i̇şte orada bilinç, yerleşmiş. Evet. Bu bilincin burada da yerleşmesi lazım. Bu örnek 15-16, evet. 15-16 yaşındaki çocuk insana kusura bakmayın beladan başka bir şey getirmez. Evet, maalesef. Evet. Getirmez. O çocuğun yeri okul, o çocuğun yeri, evet, annesinin yanı. O öyle hissedebilir, o öyle isteyebilir. Hocam anlattı nedenini. Evet. Doğal bir gelişim süreci dedi. O doğal gelişim süreci içinde o çocuk başka bir şeyler yapmak isteyebilir. Doğru olan özellikle yetişkinlerin devreye girip o çocuğu ailesine teslim etmesidir. Evet, çok teşekkür, evet, ediyoruz o rica aileye. Rica ediyorum de, vallahi, evet, hayatım. Ben de aileye çok teşekkür çok, ediyorum. Çok haklısın. Çok gurur, evet, duydum. Hatta size yetişmek istiyoruz. Bir de onlar avukat falan da bulmuşlar. Hani ne olur. Yani, evet, hukuki, evet, bakımdan da her türlü işlemi yaptığımızı gösterici bir hava içerisinde. Evet, hani, bakın avukatlarımızı da harekete geçirdik. Onlar da bize tavsiye etti. Evet. Biz de kanun yolundan ayrılmadık. Aynen öyle. Hem beşeri hem hukuki yol. Bravo. Aynen öyle. Evet. Doğru bir muhakeme. Evet. Doğru mükemmel, muhakeme. Mükemmel bir davranış. Ben avukat beye de teşekkür ediyorum. Evet. Ailesine, evet, de teşekkür ediyorum. Teşekkür Allah bir daha ayırmasın. Amin. Ama lütfen Arif Hoca'ya gitmeyi ihmal etmeyin. Hani tabii böyle ki bir imkanı hocam sunduktan sonra Allah bin kere razı olsun. Çok memnun olurum ben. Çocuğumuz da, evet, bir yol çizsin. Şunu da söyleyeceğim. Aynı yaş grubuyla ben de muhatap olduğum için söyleyeceğim. Hocam şimdi bak bu çocuklar da haklı. Bak kaçmakta haklı değiller ama bu çocuklar da bazı şeylerde haklı. Şimdi girin internete bakın. Kardeşim bir tane 15 yaşındaki çocuk bakıyorsun okuldan çıkıyor. Ya gerçekten barda, gece kulübünde bilmem nerede yasak olmasına rağmen, evet, hani gece alınıyor, kulübüne girmesi falan, evet, oralara da giriyor, alınıyor. Bak bunu ben söylemiyorum. Girsin herkes Instagram'da baksın. Şimdi bir takım aileler var. Çocuğunu her türlü her yere gönderiyor. Sen de diyorsun ki hayır gidemezsin. Senin yaşın uygun değil. Zaten orası kanunen de gitmen uygun değil diyorsun. Ne yapıyorsun? Sen çocukla çatışıyorsun. Evet. Şimdi işte burada. Yani problem oradan kaynaklanıyor. Burada onlar nasıl gönderiyorlar çocuklarını bilemiyorum. Ama sen göndermediğin noktada ne oluyor? Senden nefret ediyor çocuk. Ha, o gidiyor. Çünkü Ayşe çocuk gidiyor da ben niye gitmiyorum? Ben niye gidemiyorum Ayşe'nin diyor. Ayşe'nin annesi ses çıkartmıyor da sen niye ses çıkartmıyorsun? Aynen öyle. Evet, evet. Orada önemli olan, evet, bir şey söyleyeyim bir dakika içinde. Lütfen hocam bana söyleyin, o da çok önemli. O çok önemli. Eğer böyle bir çocuğunuz varsa 15-16 yaşında ise çocuğunuza öfke ile hareketlerini önlemeye kalkarsanız alacağınız tek şey öfkedir. Ne yapmak lazım hocam? Mantıklı, ona saygı duyarak tam bir yetişkin gibi neden yapmaması gerektiğini yumuşak bir edayla anlatacaksın. Hocam anlatıyorsun, yasak diyorsun, yasal değil diyorsun, yaşın uygun değil neden diyorsun. Neden yasak olduğu, niçin olduğu, neden böyle oldu? Felsefesini anlatırsanız hadisenin çok büyük bir ihtimalle uzlaşırsınız. Bak bak bak, burada da bir tane böyle ailesine hep karşı çıkan var ya bizde de. Şimdi bir tane de karşı çıktı. Bak söyle mikrofona bak. İşte bu hocam alacağın, söylesene mikrofona bak, alacak şimdi cevap de da bu yani, ne yapacaksın? Şimdi hani göndereceksin, polise de haber vereceksin, tutuklatacaksın. Ondan sonra ondan aranızda sevgi kalmaz ama. Ama tabii nasıl anlatacaksın? Ben kalmaz ama bu sefer. Bak bak şimdi, öyle deyince bak ne diyor bak. Yani sonuçta siz bize o tarz öngörülerde bulunuyorsunuz, gerçekleri anlatmaya çalışıyorsunuz ama öbür taraftan da o zaman Ayşe nasıl gitti, Fatma nasıl gitti diye bizde gene bir Ayşe'nin yanlış yaptığını, sonunun da ne olacağını oturup ama Ayşe benim yaş grubumda. Onun yaptığı bana göre daha doğru ya işte hocam. O yüzden daha, biraz. Sana göre daha doğru değil. İşte, bak bak öfkelenmeye başladın hocam. Bak sana ben göre daha öfkeleniyorum. İşte hocam hepsi aynı bunların. O hep karşıt zaten. İşte o da ergenlikten başlamış. Kaç yaşında oldun sen? Bu ergenlikten çıkamadı. Bu 30 yaşındaki ergen. Gecikmiş ergenlik yaşıyor. Vallahi ya yani. Canım. Çam sakızı çoban armağanı. Bana hediye mi getirdin? Hiç, evet, lüzumu yok. Olsun. Bizden hediye hatıra ay olsun. Çok teşekkür ediyorum. Aa çok güzelmiş bilezik. Bakayım. Melek bileziği. Bunlar şimdi çok moda değil mi? Evet. Bir bakayım. Önce hocam sana göstermeden takmam zaten bak. Evet. Allah. Hemen taktım hayatım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ağlattınız beni sabah sabah. Ben de kaybolanı ağlıyorum. Bulunanı ağlıyorum.
Bu nazarlarda takarsın.